Yani toplam Libya'da dahil 20 milyonu buluyor. Kimsenin umurunda bile değil. Münafıklar habire kepazelik, ahlaksızlık, pislik peşinde. İslam'ı Müslümanları dağıtmanın peşindeler. Irak münafıkları Irak'ı mahvetti. Suriye'nin münafıkları Suriye'yi mahvetti. Türkiye'nin münafıkları Türkiye'yi mahvedecekti. Allah onları püskürttü Mehdiyet'in bereketiyle. Evet, engel olduk elhamdülillah. Gayet sakin anlatınca bitti bu iş diye. Adamlar zınk oturdu aşağıya. Onlar çok heyecanlanacağız falan zannettiler. Darbe marbe yok dedik. Tası tarağı toplayın gidin dedik. Tası tarağı toplayıp çekip gittiler. Yani bir fevkalık olduğunu anladılar. Bu çatırtı çutırtı nereden giriyor? Mikrofonla falan alakası var mı? Şimdi bu 20 milyon Müslümanın kanı kimin boynuna? Münafıkların boynuna. Hüküm ağır. 20 milyonun Müslümanın ölümüne sebep olmak. Bunlar bundan yargılanacaklar. Bak 20 milyon Müslümanın şehit olmasına göz yummak. Yani azmettirmek. Tem yargılanacaklar. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Alayı. Yani hüküm çok ağır. Dünyada ve ahirette. Açık açık söylüyorum. Evet dinliyorum. Merhabalar. Kızlarla ilişkilenmeden çabukça olur. Oradaki şeyi ortadan kaldırsın, orada bak bir tane bir televizyon önünde bir şey parça var. Evet, bir daha ben yakışıklı mı dinleyeyim? Merhabalar. Kızlarla ilişkilenmeden çabukça olur. Yakışıklım şimdi, kızlar tabii hep sevgi ararlar, tutku ararlar, aşk ararlar. Bakıyor boylu bostu, eli yüzü düzgün. Ya Allah diyor, inşallah aklı normal çıkar diyor. Gidiyor, tanışıyor. Adam zaten ona ördek gibi bakıyor oradan. Yani bir kuşkulanıyor yani, bir fevkalelik olduğu anlaşılıyor. Konuşmaya başlayınca zırvalama başlıyor. Yani abuk, sabuk, bilmem ne falan, kompleksli, böyle dengesiz falan. Kız onun anormal olduğunu anlıyor özetle. Bana müsaade diyor. Ha, müsaade deyince gidebiliyor mu? Yok. Adam diyor ki, benden müsaade aldın mı diyor. Sen müsaade istiyorsun ama diyor, ben müsaade etmiyorum diyor. Gel diyor şimdi parka. Seninle bu konuyu bir konuşalım diyor. Şu tenha bir yere gel diyor. Beline silah takıyor. Ayrılmak öyle olmaz, böyle olur diyor. Çocuğa yağmur gibi kurşun yağdırıyor. Manyak bir soru, kendine de sıkıyor. Yani genç kızlar arkadaş seçerken çok özenli seçmeler lazım. Allah'tan korkuyor mu? Allah'ı seviyor mu? Egoist, bencil duygularından arınmış mı? Kendini Allah'a adamış mı? O yok, bu yok. Serseri mayın gibi, yani şakası olur mu onun? Kendi elinden belanın içine girmiş oluyorsun. Son derece tehlikeli olur. Mutlaka güvenilir, aklı başında insanlarla genç kızlar arkadaş olsunlar. Yani onun haysiyetine, şerefine, namusuna, aklına önem veren insanlarla arkadaş olmaları lazım. Evet, dinliyorum.